Hoş geldiniz Emriye'nin mutfağına. Bugünkü menümüzde aşure yapacağım sevgili takipçilerim. Akşamdan ben bu yarmamızı suya yıkadım. İyice temizcene yıkadım. Akşamdan bir 10 dakika kadar kaynattım. Bak çok da muhteşem oldu, çok da güzel oldu. 10 dakika kadar kaynattım. Ondan sonra öptüm kapağını, sabaha kadar durdu. Çok da güzel oldu. Yani bu 1 kilo kadar vardır sevgili takipçilerim, bu şeyimiz, yarmamız. Şimdi bunu şöyle kenara alalım. Burada da malzemelerimiz var. 1 çay bardağı fasulyemiz var. 1 çay bardağı yemişimiz var. 1 çay bardağı cevizimiz var. 1 çay bardağı kuş üzümü var. 1 çay bardağı kayısımız var. 1 çay bardağından 4-5 tane de hurmamız var. Burada da soyulmuş bademimiz var. Burada da pirincimiz var. Islanmış pirincimiz var. 1 çay bardağı. Şimdi ocağın başına geçiyorum. Aşuramızı koyacağım sevgili. Şimdi sevgili takipçilerim. Yani aşura pişen evde bin de olur, bereket de olur. Hangi evde kız var ise, bekar insan var ise o evde aşura kaynaması mutlaka kaynaması lazım sevgili takipçilerim. Bizim de tabii ki bekar kızımız var. Bekar oğlumuz var. Aşuramızı kaynatacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ocağın altını yakarım. Ben buna yine su koyacağım. Şimdi kapağını örtüyorum. Diğer suyumuzu da kaynamış su tökeceğim ben bunun içine. Çok da güzel oldu. Şey kimi darı gibi patladı vallahi. Akşamdan 10 dakika kaynattım, yıkadım, iyice uvaladım, takıl yıkar gibi yıkadım. Biz memlekette takılları kürünlerde yıkardık. Ondan sonra aynı onu gibi yıkadım, 10 dakikada kaynattım. Ondan sonra örttüm kapağını, sabaha kadar bekledi. Sabahtan da şimdi başladım yapmaya sevgili takipçilerim. Kaynasın, öbür suyumuzu da tökerken görüşürüz. 1 litre su dökmüştüm. 1 litre gene döküyorum sevgili takipçilerim. İsteyen 7 cins yapar. İsteyen 10 cins yapar. Asıl bunun adeti 7 cinstir. Benim anam çok yapardı. Yalnız anam sütüne, sade sütüne yapardı. İçine de diğer malzemelerden katardı. Birer ikişer tane 7 cins ederdi. Benim anam öyle yapardı sevgili takipçilerim. Ben demin yarma demiştim. Bizim memleketimizde yarma diyorum. Buralarda da buğday diyorlar. Bizim buğdayımız ayrıdır, yarmamız ayrıdır. Sevgili takipçilerim, öyle yapıyoruz. Şimdi aşuramız kaynıyor sevgili takipçilerim. O şey rüzgarı vuruyor da durduruyor. Vantilatörü şeyi durduruyor. Ateşi. Ocağın ateşini durduruyor. Şimdi aşuramız da kaynıyor sevgili takipçilerim. Çok, vallahi buraya bak çok güzel. Yani şey kimi darı gibi bizim memleketin mısırları böyle patlar diye git koyardık biz. Patladırdık ocakta, ateşte de patladırdık. Böyle aynı onu gibi böyle patladı. Akşamdan koyanda çok muhteşem oluyor, çok da güzel oluyor. 7 çeşit yapabilirsiniz yani bunu. 10 çeşitte yaparsınız. Asıl 7 çeşittir bunun şeyi, adeti 7 çeşittir. Çok muhteşem oldu. O durdurmuş ateş şeyi, vantilatörün rüzgarı sıcak olduğu için sevgili takipçilerim. Pervanamız çalışıyor. Ben de anlayamadım. Ateşimizi geriye doğru şey yapmış, söndürtmüş. Durmuş bu da kaynaması. Şimdi üzerine kapatıyorum. Bak şimdi nasıl kaynamaya başladı. Tamam. Şurası da zor tutuluyor buradan. Yani yer tutacak yeri yok, zor tutuluyor. Şimdi kaynasın sevgili takipçilerim. Sevgili takipçilerim, ocağımızda zor pişer diye tüpümüzü getirdim. Tüpümüzün üzerine koydum. Şimdi öncelikle fasulyemizi koyuyorum. Zaten pişti burada. Bunun 1-2 dakika kadar kaynasın. Sevgili takipçilerim, çok muhteşem oldu vallahi. Çok güzel oldu, çok. Ben az kattım yani. Zaten 7 çeşit olacak. Azar azar olacak.
Benim annem bunu sütüne koyardı. Sade sütüne koyardı. İçine de çeşit çeşit şeylerden katardı. Malzemelerden. Şimdi bundan bir iki kaynasın. Bundan ondan sonra kayısınızı dökeceğim. Kayısınız. Hepsini ben bunları yıkamışım. Doğramışım. Hepsi tertemiz. Buz gibidir. Hepsini yıkamışım sevgili takipçilerim. Hepsi yıkalıydı. Yani her şey yoktu. Yıkanmamış yok. Hepsi yıkalı. Her şey yıkalı. Burada da pirincimiz var. Şeyli. Islatılmış. Ha, bu biraz mesela kalın olursa eğer hani duru yiyen biraz kuyu yiyen hani kalın olan da seven de kalın evi yiyen. Duru olur, kalın olursa eğer gene üzerine su ilave edebilirsiniz. Ben şimdi buna biraz sonra su ilave edeceğim. Pirincini falan döktüm mü biraz sonra gene su ilave edeceğim buna. Şimdi biraz bununla kaynasın. Ondan sonra kayısını tökerken görüşürüz. Şimdi 3-4 dakika kaynadıktan sonra kayısını da döküyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da karıştıralım. Bak kalınlanıyor. Ben buna kaynamış su ilave edeceğim. Eğer kaynamış su ilave edin, kaynamış su ilave etmiyorsa sevgili takipçilerim, kaynamış suyu güzel oluyor. Eğer kaynamamış su tökersem bu su kokar. Kaynatacağım mecbur. Ondan sonra dökeceğim. Şimdi bu gene böyle 3-4 dakika kadar kaynasın. Ondan sonra diğer malzemeleri koyacağım içine. Bir çay bardağı kadar gene doğranmış kayısı koydum içine. Az geldi. Şimdi bademlerimizi koyuyorum. Bademler biraz pişsin. Bunlar biraz zor pişiriyor. Badem de ben az koydum. Fazla koymuyorum. Çünkü ev oluyor. Kızım yani fazla pişmiyor, güzel olmuyor diye ben az koyuyorum bademini. 2 çay bardağı ben kayısı koydum. Sonradan doğradım, gene koydum. Şimdi bir miktar cevizimizi koyuyorum içine. Karıştıralım bunu. Ben cevizini robottan çektim sevgili takipçiler, hani fazla şey olmasın diye. Ben robottan çektim, siz çekmeyebilirsiniz. Ben öyle sevmiyorum, böyle seviyorum, böyle döküyorum. Bundan da yine 2-3 dakika kadar kaynasın, 4 dakika kadar. Ondan sonra diğer malzemelerimizi dökeceğim. Şimdi pirincimizi katıyorum. Islanmış pirinç. Bir çay bardağı kadar da ıslanmış pirinç kattım. Sevgili takipçilerim, bir litre su yine döktüm ben buna. Yine kalınlanırsa bir litre yine dökerim. Şimdi karıştırayım. Çok güzel olacak, çok. Şimdi kuş üzümünü de katıyorum. Bir miktarını da sonra katacağım. Bir miktarını şimdi kattım. Bir miktarını da sonra katarım. Hepsini dökelim şimdi kendisi. Bu da biraz kaynadıktan sonra 3-4 dakika kaynasın. Ondan sonra yemişimizi koyacağım içine sevgili takipçilerim. Aşuramızın içine. Şimdi bu biraz kaynasın. Ondan sonra diğer malzeme katacağım. Şimdi yemişimizi de katacağım. Yemişimizi de kattım. Bununla da 3-4 dakika kadar kaynasın.
Şimdi hurmalarımızı da koydum içerisine. Az koyuyorum ki karartmasın diye. Fazla koymuyorum karalmasın diye şeyimiz. Aşıramız karalmasın diye fazla koymuyorum. Şimdi bir karıştırayım. Bak yine ne kadar 3 litre su töktüm, bak yine tökülecek. Kalınlandı. Şimdi azıcık yine su koyak bunun içine. Yarım litre yine su koyuyorum sevgili takipçilerim. Oldu 3,5 litre su. Şimdi biraz daha kaynasın. 2 bardak daha, 2 su bardağı da süt koyacağım içine. Çok güzel oldu, çok vallahi muhteşem oldu çok. Şimdi 1 bardak süt gene koyuyorum içerisine. Bir daha koyacağım içine. Aşuramızın içine. Bir bardak daha koydum içerisine. Tamam, şimdi karıştıralım. En sonunda şekerini koyacağım. Çok muhteşem oldu sevgili takipçilerim, vallahi. Çok güzel oldu, çok çok çok. Baksana işte kıvamı da böyle oldu. İsteyen duru eder, isteyen kalın yapar. İsteyen şekerini çok koyar, isteyen az koyar, istemeyen hiç koymaz. Ben mesela biraz kendime ayıracağım şekersiz. Şimdi ben yarım kilo şeker koyuyorum. İsteyen çok koyar, isteyen az koyar. Bunun da hepsini koymayacağım. Biraz koyacağım, tadına bakacağım. Ondan sonra diğerini koyacağım. Şimdi karıştıralım. Çok muhteşem bir aşure oldu vallahi. Şimdi bu biraz kaynasın, tadına bakacağım. Ondan sonra diğerini tökeceğim. İsteyen 1 kilo da katabilir. İsteyen yarım kilo katar. İsteyen hiç katmaz. Tatsız da yiyen oluyor. Şimdi o kalanını da döktüm sevgili takipçilerim. Tam yarım kilo şeker koydum ben. Şimdi böyle karıştırıyorum. O da şekeri de eridim. Ondan sonra emdiriyorum. Fazla karıştı şey yapmayacağım, kaynatmayacağım karalması. Şimdi sevgili takipçilerim altını kapadı yerim, sunum yaparken görüşürüz. Şimdi aşuramızı tasımızın içine alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Çok muhteşem oldu, bismillah. Çok muhteşem oldu sevgili takipçilerim aşuramız. İsteyen nar da koyabilir, nar tanesi. İsteyen ceviz de üzerine koyabilir. Sevgili takipçilerim, şimdi aşuramız servise hazırdı. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Emriye'nin mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçiler. Çok muhteşem, çok. Vallahi çok güzel oldu ki ne dersen değerim.